Tatlış mı tatlış, böyle efsane bir videoyla karşınızdayız. Pardon, daha önce çektiğimiz köpeklerin heybeti ve vahşiliğiyle karşı koyamıyorduk. Bunların da tatlılığına karşı koyamıyoruz. O kadar güzel ve minnoşlar ki böyle maşallah, gerçekten efsane tatlılıkta muhteşem köpekler. Köpekler %100 orijinal Safkan mıdır? %100 orijinal Safkan. Kucağımdaki de yetişkin bir Pomeranian, 5 yaşında. Baron. Bu Türkiye'de 3 kere ırkın en iyisi seçildi. Yani 25 bin euroya verdiğimiz bir köpek var. Elimizden zorla alındı. 25 o paraya bin euroya? Evet. Elimizden zorla alındı. Pomeranian evet. Yine. Sen kendin bizzat 25 bin euroya mı verdin evet. köpeği? Evet. O da zorla alındı. Bir köpeği 25 bin euro yapan şey nedir abi? Yepyeni bir videodan herkese selamlar Alı Türkiye ailesinin değerli izleyicileri. Tatlış mı tatlış, böyle efsane bir videoyla karşınızdayız. Yanımızda da efsane isimler ve efsane köpekler var. Harun, neredeyiz? Sevgili arkadaşlar, bugün Turkey Puppies'deyiz. İstanbul'da Çekmeköy'deyiz. Sağ tarafımda Erdem Köylüce, sol tarafımda da Canberk Özdemir kardeşim var. Sağ olsun Canberk'in davetiyle buraya geldik. Biliyorsunuz Alı Türkiye YouTube kanalında genelde büyük ırk köpekleri, çoban köpeklerini, böyle heybetli, güçlü, saldırgan köpekleri genelde çekiyoruz. Ama bugün elimizde yastıklar var böyle. Harun, daha önce çektiğimiz köpeklerin heybeti ve vahşiliğiyle karşı koyamıyorduk. Bunların da tatlılığına karşı koyamıyoruz. O kadar güzel ve minnoşlar ki böyle maşallah, gerçekten efsane tatlılıkta muhteşem köpekler. Şimdi elimizde tuttuğumuz köpeğin cinsi Pomeranian. Pomeranian Bow dedikleri. Evet, Bow dedikleri köpek. Ama doğru telaffuzu Pomeranian. Pomeranian'dır. Evet, Bow tıraşın adı. Bow tıraşın adı. Evet, Pomeranian bir cinsi bir köpeği. Evet. O şekilde tıraş ettiğimiz doğru. zaman Bow diyebiliyoruz. Elimde doğru. de Toy Poodle tutuyorum. Toy Poodle, evet. Bu köpekler %100 orijinal Safkan mıdır? %100 orijinal Safkan. Kucağımdaki de yetişkin bir Pomeranian, 5 yaşında. Baron. Bu Türkiye'de 3 kere ırkın en iyisi seçildi. Yarışmalara da gidiyor. Bunlar da hep böyle bizim damız diye tabir ettiğimiz köpeklerin yavruları. Tescilli diyorsun. Kendimiz başarısında üretiyoruz. Ve kendisinde tescilledi evet, başarılarıyla. Ebeveynleri, babaları, dedeleri hep elimizde olan köpekler. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bu elimizde tuttuğumuz köpekler çok pahalı köpekler aslında. Evet. Gördüğümüz kadarıyla. Ama Türkiye'de genelde böyle bütün köpekler Safkan değil. Değil. Diyebiliyoruz. Evet. Peki Safkan olan bir Pomeranian'la Safkan olmayanı nasıl ayırt ediyoruz? Yani şecere, soy ağacı istenebilir. Yavruyken onu ayırt etmek biraz zor. Güvenilir yerden almalarını mümkün olacak tercih etmeliler. Baron üzerinden gösterebileceğimiz özellikleri Baron var mı? Baron üzerinden gösterebileceğimiz kısa kalın bacaklar, yani. Güçlü bir kürk, kulaklar, yoğun kafa tüyleri. Şimdi şöyle yavaş karakter, yavaş gidersek daha kucağımda. İyi olur. Öncelikle bacaklar kısa ve kalın olmalı. Kısa ve kalın bacaklı olacak evet. Orijinal bir evet, Pomeranian'la. Evet, burun mesafesi böyle bunun gibi. Çok böyle uzun bir burun böyle olmayacak. L şeklinde evet, gidiyor doğru, hemen. Öyle doğru. gösterebiliriz. Kürkü güçlü olacak. Pamuk tüyü tipi dedikleri bu. Taranması biraz zor oluyor ama böyle bir kürk yapısı birazcık olması kalın gerekiyor. Bir kürk evet, yapısı olması evet, gerekiyor. Doğru. Sakin karakterli Pomeranianlar. Pomeranian diye satılan kırma köpeklere nazaran Pomeranianlar daha sakindir. Yani şimdi kucağımda benim kırma bir köpek olmuş olsaydı durmazdı. Klein Spitz'le kırma bir köpek olmuş olsaydı durmazdı. Bu şekilde durmazdı. Peki renk olarak bir özel bir skalası renk var mı? Renk olarak her rengi var. Bizde de mevcut. Beyazı var. Orange var. Mesela Orange Sable dedikleri baronun rengi var. Orange Sable bu. Black Tan var. Yani her rengi var. Yani yaklaşık 15-20 rengi var. Galiba piyasada Toy Poodle'lar da toy evet. olmayıp da toy doğru. şeklinde satılan Toy Poodle i̇şte yani diye sunulan köpekler de varmış. Minyatürler var. İşte yani kırma yapılan köpekler var. Büyüyorlar. Irk standardı 24-28 santim arasıdır bunun omuz yüksekliği. Olması gereken. Harun, ben bir de şeyi çok merak ediyorum. Şimdi kırma diyor ya, aslında karakteristik olarak bakıldığı zaman çok karakteristik köpekler. Direkt anlayabileceğin şekilde. Peki kırma olurken hangi köpekle hangi köpek kırılıyor da anlaşılmayacak yani, derecede? Yani evet. buna Orjin. Benzeyen mesela anneyi cocker yapıyorlar, babayı poodle yapıyorlar. İşte Lagotta diye bir köpek var, anneyi onu yapıp babayı özellikle poodle yapıyorlar. Terrier anne yapıyorlar, baba poodle yapıyorlar. Ama tabii burada şimdi genetiği değiştirdikleri için hayvanın karakteri de değişiyor ve genetik birçok hastalığın ortaya çıkma olasılığı artıyor. Şu özellikle de büyük ırk için Golden'lar, Labrador'lar bunlarla evet. daha çok kırmaya evet, başladılar. Evet, mix yapıyorlar. Designer diyorlar. Ben çok onaylamıyorum. Peki şimdi Toy Poodle'lar da kendi arasında böyle hani toy versiyonu olarak ayrı mı oluyor? Yani tabii toy, minyatür, dev poodle var. Mesela şöyle, şimdi Toy Poodle'larda anneler 2 veya 3 yavru doğuruyor maksimum. Anneyi minyatür, babayı poodle, Toy Poodle yapmalarındaki amaç şey oluyor. İşte daha fazla yavru doğursun. Ama tabii o yavruları toy diye satıyorlar. Onlar toy olmuyor. Minyatür oluyor. Büyüyorlar. Yani
Yani toy dediğiniz ya insanlar köpek minik kalmak zorunda. Evet, istediğine ulaşamıyor. Ne yani. Kadar kaç santim yüksekliğinde oluyorlar toylar? Toyların omuz yüksekliği 24 ile 28 santim arasıdır maksimum. 28'i geçerse toydan çıkar köpek. Okay. Minyatür podul oluyor. Minyatür podul oluyor. Ya harikalar ya. Ben şimdi biraz siz muhabbet ederken oyun oynuyorum da. Böyle evde saldırgan köpek istemeyen, sakin, arkadaş ortamında gittiği misafirliğe gittiği yerde yolculukta rahatça böyle yanında beraber gidebileceği, tabii, yolculuk yapabileceği çok uysal köpeklerden birisi bence. Ben konuyu Alihan birazcık böyle fizik özelliklerine değindi ama ben konuyu birazcık şey olarak değerlendirmek istiyorum. Bunlarda mesela böyle agresiflik falan yok. Hangi şartlarda oluyor? Yok, o işte dediğim gibi yani safkan pomeranyanda bu durum çok görünmüyor. Kırma dediğimiz köpeklerde bu oluyor. Isırma eğilimi, işte agresiflik, işte çocuklarla işte geçinememe falan, dışarıya karşı, evet, agresiflik görülebiliyor. Bunlarda çok o durum sergilemiyor. Çünkü küçük ırklarda biliyoruz ki mesela küçük hani böyle ufak küçük ırk köpekler bazen geliyor dev köpeklere bile şey yapıyorlar. Matilde'ye saldırıyorlar mesela. Bizim evet, Rottweiler'a saldırıyor mesela böyle köpekler. Yok. Hani insanların o küçük köpekten aslında insanlar daha çok korkuyor. Yok bu mesela bunların kendi aralarında bile geçimleri iyidir. Yani her hayvanla her insanla geçinir pomeranyan rahatlıkla. Hiçbir şey yapmaz. Yani çocuklarla falan arası iyidir. Oyuncudur. Yani fiyat konusunda da dünyada sabit bir belirlenmiş fiyat var diyorsun. Aşağı yukarı alakalı. Tabii safkanlarda bellidir yani rakamlar. Yani her şeyin ucuzunda bir sıkıntı olduğu gibi. Peki, bunlarda da aynı. Erdem abi şunu söyleyebilir miyiz? Eğer bir pomeranyan diye satılan köpek eğer uygun fiyatlıysa o orijinal pomeranyan değildir diyebilir miyiz? Yani, eğer tanıdıktan falan almıyorsa. Şöyle tanıdıktan falan almıyorsa evet %99 diyebiliriz. Zaten şu an ülkeye yani ülkede az üretici var. Pomeranyan ve toy poodle üreten birkaç kişiyi geçmez gerçek safkan üreten. Biz de onlardan biriyiz. %90 ülkeye giriş yapan köpekler yurt dışından işte aşısız kırma giriş yapan köpekler. Ben yurt dışına gidip onların çiftliklerini de gördüm ziyaret ettim. Nerelere gittin bunun için? Bulgaristan'a baktım. Ukrayna'ya baktım. Asıl vesaire. Yerleri hangi ülke? Yani asıl yerleri en çok üretimin yapıldığı yerler Tayland, Kore, Çin. Buralarda çok üretim var. Peki havlama durumları nasıl bunların? Toy poodle'lar Pomeranyan'a göre biraz daha havlamayı seviyor. Biraz daha hareketliler. Yani bina için, binada yetiştirmek. Yok bakılabilir. Ev ortamında bakılabilir. O biraz sahibinin de onu eğitmesiyle de ilgili. Ama karakter olarak uyumlu hayvanlar. Şimdi hemen solumda Canberk'i de izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Canberk şöyle yer değişelim. Ben böyle. Sen de kendini bir tanıtır mısın? Pomeranyanlara, bu hayvanlara emek harcayan bir isim olarak. Erdem abi sayesinde hemen de bu işe başladım. Baktığım piyasada çok araştırmıştım. Daha önce ben de hayvanlarla uğraşıyordum. İşte önce Limsür'ün yani daha bundan seneler önce. Erdem abi sayesinde de Pomeranyan ırkına girmeye başladım. Sağ olsun her şeyi yavaş yavaş bize de öğretmeye başladı. Dediği gibi piyasada Erdem abiyle beraber birkaç kişi bu işi yapıyor. Ben de birkaç kere böyle farklı özellikle kırmalıklarla alıp şey yaptığım oldu, beslediğim oldu. Erdem abiden sonra özellikle orijinal şekilde ırkı kendimce onu çözmeye başladım. Şu an o şekilde ilerliyoruz. Mesela Pomeranyan alan birisinin bildiğim kadarıyla bu köpeklerde ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş gözleri de kapanıyor. Tüy bakımlarını düzgün yapmazsak. Yani o tüy tabii gözler falan kapanma yani çok olmuyor ama olabiliyor da bazı köpekte olabiliyor. Evet. Yani. O yüzden tüy bakımları konusunda çok önemli ama çok fazla tüy dökmüyor sanırım. Düzenli taranırsa dökmez. Ben aslında o konuya değinecektim. Şimdi bu köpeği aldıktan sonra nasıl bir bakım süreci oluyor? Büyümeyen bir çocuk gibi. Yani hiç büyümeyen bir çocuk gibi. Gözleri silinecek. En çok istedikleri şey sevgi. Tabii. Tarayacaksınız. Mamasını yiyor, suyunu içiyor. Peki, başka bir şey yok. Tıraş olayları nasıl oluyor? Sürekli. Yani şöyle, şov tıraş dedikleri bir tıraş var. Bir de bol tıraş dedikleri var. Aslında hani bizim insanımız bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı için köpeği böyle uzun tüylü gördüğünde buna direkt şey diyor. Hani kırma clench pits diye onu yapıştırıyor. Bu köpek tıraş olduğunda bu diyor bow diyor. Orijinal diyor. Halbuki onunla hiç ilgisi yok. Ben bow tıraşını yani biz yetişkin köpeklerde bazen yapıyorduk ama çok onayladığım bir şey değil. Çünkü bow tıraşı bu hayvanı hasta edebiliyor. Neden? Yani tüyü kısaldığı için şimdi iki katman var. Üstteki katman kesildiğinde alt katı kalıyor. Ve bu alt kat hastalanabiliyor. Alopesi, black skin dedikleri bir hastalık ve tedavisi zor, masraflı ve uzun süreç. Köpeğin bağışıklık bow sistemini mi? Ya o hormonlarla alakalı bir hastalık aslında. Tıraş onu tetikliyor. Bow tıraşı onu tetikliyor. Yani her bow tıraşı olan köpeklerde bana göre %50 o hastalığa yakalanma riski var. Yani bow tıraşı yaptıktan sonra soğuklara karşı direnci mi azalıyor hayvanın? Yani tüyünün kesilmesiyle içerisindeki bir onunla ilgili olduğunu dış parazitlere mi karşı daha dirençsiz hale geliyor? Yani bu tamamen hormonsal. Şimdi black skin veya o alopes dediğimiz hastalığın kesin ve net neden kaynaklandığını şu an hala kimse bilmiyor. Tedavi yöntemleri var deneye deneye. İşte başarılı olacak şekilde tedavi yöntemleri var. Ama bow tıraşından eminim ki bunu %50 tetikliyor. O yapılan bow tıraşı bunu tetikliyor. Paddle'ların en çok tercih edilme sebebi de özellikle tüy dökmemeyip ve kokmama
durumundan kaynaklı olması. Alerjisi, kediye köpeğe alerjisi olan insanlar poodle tercih ediyor. Yani tüy dökmeyen köpek yoktur. Tüy dökmeyen canlı da yoktur. Biz de saçımızı taramasak biz de dökeriz. Bunda da aynı. Ha, ama Pomeranya'na nazaran tabii bununki daha az. Öyle diyebilirim. Peki mama filan da bunu etkiliyor. Tabii yediği mamanın kalitesi de etkiliyor. Tabii. Ya sadece mamayla da bitmiyor. Bunların bir sürü vitaminleri var. İşte dışarıdan ekstra kalsiyumları var, kolajenleri var, eklemleri için glukozaminler var. Ya yani birçok şey var. Hani ben aldım kuru mamayı vereyim önüne suyunu da koyayım bitti bu iş değil. Peki Erdem abi, toy poodle'lar ve pomeranyalar üzerine, pomeranyalar üzerine bugün muhabbetimizi yaptık ama ben biraz da senin mekanından bahsetmek istiyorum. Tabii. Çünkü sanırım biz senin bu yeni işletmene, yeni yaptığın evet, bu yere yeni ilk açtık gelen çiftliği. Hatta ilk yapılan çekimi diyebilir miyiz evet, bu mekanı? Evet, ilk çekim siz de yapıyorsunuz. Evet, Soner şöyle bir çevreyi şöyle bir gösterir misin? Son derece özenli, yeşilliklerin içinde, ormanın tam ortasında evet. Harika bir yer yapmışsın. Ya, Türkiye'de abi bu konuda böyle hayvancılık konusunda işte köpek üretimi konusunda startup yapmak isteyen birçok arkadaşımız, izleyicimiz, girişimci arkadaş var. Evet. Mesela böyle bir işletmeyi, böyle bir yeri kurarken ne gibi sorunlarla karşılaştın ve ortalama maliyeti senin için ne gibi bir maliyet yani oluşturdu? Yani burada en büyük sıkıntı yer. Yani belediyelerin mevzuatları var. Hani ona uygun olacak yerler çok az var Türkiye'de. Bu tip yerler. Bir onlarla ilgili bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Bir de tabii maddi kısmı. Yani şimdi burada hani görünen iki tane çitli çim, ahşap yapılar falan görünüyor ama aşağı yukarı burası herhalde yani altyapısı her şeyle köpeklerimiz hariç 2,5 milyonu falan bulmuştu buranın yatırımı. Peki bunların diğer köpeklerle araları nasıl? Diğer cinslerle? Pomeranyan ve poodle'lar şey uyumlu. Kediyle, köpekle, insanla anlaşabilen köpekler. Akıllı ve zekiler. Eğitilebilirlikleri yüksek. Bulundukları, yaşadıkları aileyi sıkıntıya sokmayacak köpekler. Şöyle getirelim şöyle üçünü de bir yan yana. Aynen dördünü de bir yan yana şöyle getirelim. Şimdi toy poodle'ların hangi renkleri var? Renk isimleri nelerdi abi peki? Yani bunun da aşağı yukarı her rengi var. Beyazı var. Bu elimde tuttuğumun ismi ne mesela renk olarak? Beyazı var. O red. Red brown diyorlar ama ben red diyorum ona. Red bana brown. Göre, en evet. Çok tercih edilen. Red dedikleri. Evet bu renk en çok tercih edilen rengi bu. En çok talep gören rengi bu. Bir de bu köpekler öyle bir şey ki Alihan. Yani çok kompaktlar. Çok rahatlıkla diyorum ya taşıyabiliyorsun. Şimdi bizim Rottweiler'ımız var. Büyük ırk. Aşırı salyalı. Evet. Arabaya bindirsen her tarafı batırıyor. Rahat durmuyor. Mesela bir zapt etmesi çok zor. Bunu elinle şöyle kilitlediğin zaman şöyle aldığın zaman bu bitti. Bu kadar yani. Bunu paket yapabiliyorsun. Tabii. Taşınabilirliği çok kolay. Seyahate giderken falan bu dostunuzu yanınızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Ağırlıkta da bunlar bildiğim kadarıyla sosyetenin diyelim, sosyetenin tercih ettiği. Yok her kesimden insanlar alıyor. Nişantaşı'na yani gittiğin öyle... zaman aynı tuttuğun gibi diğer elinde de çantayla yürüyeni evet. Görebilirsin. Bunun bir de kıyafeti olacak sırtında. O kıyafetten şöyle giderken mesela tutacağım. Ben alacağım, en kocaman. Çok şeyi seviyorum. Mesela karşıdan bir köpek geliyor. Matilda ile gezerken yaşıyoruz. Mesela karşıdan böyle bir küçük bir köpek geliyor. Küçük cins. Matilda da biraz heybetli olduğu için insanlar tanımadığı için karakteri korkuyor. Korkuyorlar. Direkt tasmadan tutup kaldırıyor ya mesela. Benim Matilda'yı tasmadan kaldırabilmem için arka beline de bir sırtına şöyle aynen. İçine bir tasma takacaksın. Şeyle kaldıracaksın şöyle yani. İki kişi evet. Kaldırıp götüreceksin. Ya tabii Matilda'nın da yeri ayrı. Onu evet. Özellikle kendimiz tercih ettik. Aslında şöyle baktığın zaman Harun çok fazla söylenecek de bir şey yok yani. Bütün her şeyi konuştuk ama köpeklerin zaten tatlılıkları her şeyden ön planda. Şöyle gördüğümüz kadarıyla. Peki Erdem abi dünya çapında belirleniyor dedim fiyatları. Evet. Ortalama aşağı... böyle ne durumda fiyatlar? Aşağı yukarı Tafkan şu ayarda köpekler rakamları 2000 dolar gibi başlıyor. Şu anda bu elimizde tuttuğumuz köpek 2000 dolar mı? 2000 dolar evet. 34 bin TL. Harun elinde şu anda 34 bin TL tutuyorsun. 36 bin. Dolar 18 oldu. Harbi mi? Ya yani şimdi bunlarda bir üst limit var. Yani atıyorum 2000 dolardır, 2500'dür. Hadi yani 3000 olur. Ama Pomeranyan'da öyle bir üst limit de yok. O içerisindeki aslında kan ve kan gen durumuna göre tabii. Değişiyor mu? Kan hattı, köpeğin anatomik yapısı, genetik yapısı, soy ağacı, işte ağız, burun, kulak, bacak yapısı. Yani çok mesela Pomeranyan'da çok ekstrem köpekler var. O tip köpeklerde rakam üst sınır yok. Yani 25 bin euroya verdiğimiz bir üst köpek var. Elimizden zorla alındı. 25 paraya bin euroya. Bile. Evet. Elimizden zorla alındı. Pomeranyan evet. Yine. Sen kendin bizzat 25 bin euroya mı verdin evet. Köpeği? Evet. O da zorla alındı. Yani o da şöyle verdik. Yani bize gelecek köpek bizde yetişen annelerle tekrardan eşleştirme şartıyla kan hattını biz devam ettirmemiz şartıyla verdik onu da. Ne zaman? 3-4 ay olmuş. 3-4 ay önce. En yüksek zamanlarında. Evet 3-4 ay olmuş. Yani hesapladığın zaman Alihan 25 bin euro ben yine matematik hesabına 500 bin diyelim geçelim evet. Biz zaten evet, 500 bin lira diyelim geçelim. Evet. Daha pahalı satılanları da duydum ben. Yani çok daha yüksek rakamlara verilenleri hemen de duydum. Hemen hemen yani 500 bin TL'ye yakın. Evet. Peki abi 500 bin TL'lik
dandik bir köpek ve bunun arasında görünüm olarak bir şey anlayabilir miyiz biz? Mesela çok üst düzey köpekler var diyorsun ya, o üst düzeydeki kısım ne? Bunda olmayıp da onda olan. Yok, yani bunda da var. Yani şimdi mesela baronla dışarıdan yani dişisini eşleştirmek isteyenler oluyor. Yani 2000 eurolara kadar çıkıyorlar. Mesela sadece eşleme ücreti bu baronun. Sadece 2000 euroya bir eşleme ücreti ama ben onu mesela baronu ben eşlemiyorum. Bu benim bizim evin çocuğu. Peki bu üretimde kullandığımız bir köpek değil. Şimdi bunun çocuğu, biz buna bağ kurduk. Bunun şimdi çocuğu olacak, ona da bağ kuracağız. Şimdi nereye gitti, kime gitti onu yaşamamak için bunu hiç eşlemiyorsun. Bu arada bu gördüğümüz minnak tatlı duran köpeğin adı Baron. Baron. Çok tatlı bir baron. Hayatımda gördüğüm en tatlı baron. Hayatımda gördüğüm en tatlı baron yani. Ben aslında tam manasıyla tam sorumun cevabını alamadım. Şunu soruyorum. Bir köpeği 25 bin euro yapan şey nedir abi? Tek şey değil o. Toy ağacı, kanatlı, işte babasının şampiyonluk dereceleri, babasının babasının yarışma dereceleri, annesinin yarışma dereceleri, annesinin babasının ve annesinin yarışma dereceleri. Tescillenmiş bir kanatlı var yani. Tabii onlar da yavruya yansıyor. Yavru da onlar gibi kusursuz çıktıysa, mesela diş yapısı, işte 6 tane altta, 6 tane üstte, işte birbirine makas geçiyor diyorlar mesela. İşte diş hatası yok, fontanel diye bir olay var, o yok. Burada kafa kapanmış. İşte bacak hatasız yapısı, yani. Hatasız, kusursuz bir köpek. Erdem abi, verdiğin cevap benim aklımda bir soru daha oluşturdu. Evet. O da şu, şimdi mesela 25 bin euro veren kişi aslında onun yavrularından da faydalanmak Hayır, isteyen kişi Hayır, öyle midir? Almadı. Öyle isteyen oldu. Genelde öyle mi olmalı? Çünkü tamam. Abi düşünsene, evet. Onu pahalı yapan şey yavrularının da çok kaliteli köpekler olacak olması. Öyle anladın değil mi? Her bir, ticari yaklaşıyorsa tabii. Bir öyle olay var, bir de şöyle var. Olmayanı isteyen insanlar var. Geziyor, bakıyor, ediyor ama olmayan bir şey istiyor. Yani şimdi Pomeranian herkeste var. Ama bir de olmayan bir şey var. Onu istiyor. Onun için her şeyi göze alıyor. Şimdi ben de onun için her şeyi göze almışım vermemek için. Burada bir savaş başlıyor. Ticari amaçla evet alınanlar var. Dediğiniz gibi mesela o 25 bin euroya verilen köpeği daha öncesinde de o rakamı gördü. İngiltere'de bir üreticiye vermedim. Oraya vermedim. Çünkü hani benden hariç başka birinin üretmesini istemediğim için vermedim. Ya şey gibi ya, kirpi gibi aynı, baksana lan. Bildiğin kirpi ya, şöyle dursa. Tüylü, bildiğin yumuşak tüylü kirpi böyle, zararsız kirpi. Ağzı gözü yüzü olan bir pamuk şeker ya. Aynen. Canlı pamuk şeker, canlı. Evet. Şu an Alihan o kadar keyifli bir an ki, kucağımızda böyle hiçbir ısırma huyları yok, hiçbir şeyleri yok. Kokuları çok güzel, bebek gibiler hepsi. Zaten hepsi bebekler. Sadece Baron hariç sahilindeki. Abi ben bugün burada gerçekten Alihan çok keyif aldım bu hayvanlarla böyle. Bu kadar içli dışlı olmaktan. Şöyle bir köpeği şöyle yapalım, yok. O kadar güzel bir şey ki. Harun zaten her çekimimizde diyoruz ya ilkleri yaşıyoruz diye. Bu da en böyle tatlı bir şekilde çekim yaptığımız ilk videomuzdu bence. Çünkü hani diğer köpeklerimiz falan da çekimini yaptığımız köpekler de tabii ki çok güzel köpekler ama hadi git bir kangala mesela, öbür kangal barona mesela, Anadolu çoban köpeği olan barona git mesela böyle ay falan yap bakayım ne olacak yani. O dilini sadece atması yetiyor şöyle bir tane. Abi bugün bizi burada misafir ettiğiniz için sana ve Canberk'e çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Söylemek istediğin son bir şey var mı abi, nedir? Her zaman bekleriz. Herkes gelebilir. Almaları şart değil, gelip görsünler. Bir ortamda yaşadıklarını da görsünler. Burada bir pet kafe falan gibi bir şey de düşünüyoruz ilerleyen zamanda. Yani buraya seyirciler de bunları sevmeye gelebilirler mi buraya? Tabii gelsin, sevsin, baksınlar, çayımızı kahvemizi içsinler. Almaları şart değil. Vallahi çok güzel bir davette bulundu bence. Değerli seyircilerimiz, duydunuz. Şu elimdeki beyaz kirpiyle bence buraya gelip bir fotoğraf çektirip hikaye atmalısınız. Şu tatlılığına bakarsan şöyle. Şöyle en az bir kere bağrına basılması gereken bir hayvan diye düşünüyorum. Her hayvanda olduğu gibi. Ben de bizi izlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Sizden ricamız Alaturkiye YouTube kanalına abone olmanız ve videoyu beğenmeniz olacaktır. Aynı zamanda sizden gelen videoları yayınladığımız ve kamera arkası görüntüleri paylaştığımız Alaturkiye isminde bir YouTube kanalımız daha var. O da yorumlar kısmında sabitlenmiş olacak. Aşağıdan Alaturkiye YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Yepyeni Alaturkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Koş, hadi yallah.